Bir başka kadın geliyor. Ama o okumayı başarmış güçlü bir kadın. Darısı bütün kadınların başına. Bak okumuş göz doktoru olmuş. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Hülya Bolu alkışlarla geliyor. Hocam elinizi sıkmıyorum. Peki. Çöpe dokunduğum için nasılsınız? Hoş teşekkür geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz yayını da izleme fırsatı da buldunuz. Evet. Gül de sizin gibi okumak istiyordu. Şanslı evet. Kadınlardansınız. Biz okuyabildik. Gerçekten Darısı onların öyle. Gerçekten. Başına. İnşallah. 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 Niye doktor olmasın? Niye evet. Televizyoncu olmasın? Avukat olmasın? Tabii ki. Değil tabii. mi? Yani bütün kadınlarımızın okuyup meslek sahibi olmasını canı gönülden arzu ediyoruz tabii ki. Kesinlikle öyle. İnşallah. Onlara da güzel haberler veririz İnşallah. Her zaman. Kataraktan bahsedelim mi bugün? Ben evet. ilk hastaneye anneannemle katarak ameliyatına gitmiştim. Çok kısa bir sürede de geri gelmişti ama katarak ciddi bir sorun mu? Ne zaman yapılması gerekiyor? Katarak tabii ciddi bir sorun ama en son aşamaya gelse bile katarak ameliyatını yapabiliyoruz. Tabii başlangıç aşamasında katarak geliştiğinde ameliyatı yapmak biraz daha kısa süreli ve kolay olabilirken eğer katarak çok beklemiş ve çok sertleşmişse ameliyat süremiz biraz daha uzayabilir. Komplikasyonlara biraz daha açık hale gelebilir. O nedenle zamanı da çok geçirmeden sosyal hayatımızı etkilemeye başladığını düşündüğümüz anda katarak ameliyatını planlamak gerekir. Ama bu tabii herkese göre değişken bir şey. Lazerle tedavi yöntemi, farklı tedavi yöntemleri var mı? Tabii şimdi çok uzun zamandan beri FAKO yöntemiyle ameliyat yapıyorduk ve hala da yapıyoruz aslında. FAKO yöntemi... Bizim anlayacağımız şekle getir lütfen onu. Şöyle, eskiden dikişli ameliyatlar yapılıyordu. Çok uzun zamandan beri çok küçük kesili ameliyatlar yapıyoruz ve dikiş koymuyoruz. Yani 2 milim civarında bir kesiden giriyoruz. FAKO dediğimiz ultrasonik bir alet. İçeriye o aletle giriyoruz. Katarağı işte istediğimiz parçaları ayırıyoruz küçük küçük. Çünkü onu böyle yuvarlak halde çıkarmak... Pek Zor. Mümkün değil. Çok geniş kesi yapmak lazım. Küçük kesiden ancak o katarağı biz küçük parçalara bölerek yine aynı FAKO cihazıyla emiyoruz, temizliyoruz. İçeriye bir yapay mercek koyuyoruz. Bu FAKO yöntemi. Klasik yöntem. Lazerli katarak ameliyatı, femtosaniye lazerli katarak ameliyatı yaklaşık 2010'larda dünyada, 2012 civarında da Türkiye'de... İyi, bize hemen gelmiş. Tabii. Uygulanmaya başladı ve ben ilk kullanıcılardan birisiyim ve çok da yoğun kullanıyorum. Şimdi onun ne farkı var? Aslında maketin... Gözümüz var mıydı burada arkadaşlar? Burada ben getirmiştim. Tamam. Evet. Yani şu gözümüzün dıştan görünümü, bunu böyle tabii bir bütün düşürmek lazım. Katarak dediğimiz şey şu gözün... Hocam onu ben göstereyim mi? Siz tabii. bana anlatın. Tabii. Ben ekran yönünü. Ha, tabii. İstiyorsanız orada daha büyüğü var. Buradan da tamam. göstereyim. Kornea en öndeki tabaka, içeride hemen arkada şu gözümüzün merceği. Bu göz merceğimiz normalde şeffaf, saydam. Işık yani baktığımız yeri görebilmemiz için ışığın korneadan, göz merceğinden geçip arkaya ulaşması lazım. Bu iki dokunun da hem korneanın hem lensin, merceğin şeffaf ve saydam olması lazım. Katarak dediğimiz zaman bu hale geliyor. Aa, bu mercek bu hale mi evet, geliyor? Evet ve... Işık artık yeteri kadar Bunu içeriye giremiyor. Bunu siz tutar mısınız? Bu kataraklı merceği siz tutar tutayım. Mısınız? Ha, ikisi arasında ne kadar fark var. Evet. Bu hatta daha da kapatıyor. Bu daha da kapatabiliyor. Zaten gözün yüzeyini de görünmeye başlıyor değil mi? Beyaz. Çok beyazlı. Çok ileri aşamada evet göz bebeğinin ortasında bembeyaz görebilirsiniz. Buradan insan hiçbir şey göremez tabii. Tabii bir süre sonra göremiyorsunuz. Peki bunun lazer yöntemiyle Şimdi nasıl Şimdi onu anlatacaktım. Normalde biz diyelim şunu içeriye koyalım yine. Ameliyatı şu ara boşluktan yapıyoruz. Aradan giriyoruz. Yani şu korneanın yanından, şu boşluktan göz bebeğini büyütüyoruz. Şu aradan bu merceği küçük parçalara ayırarak temizliyoruz. Lazerde ne yapıyoruz? Daha gözü hiç açmadan. Lazer cihazının altına alıyoruz hastayı. Femtosaniye lazer cihazının altına. 30 saniye gibi kısa bir sürede bunun önünden bir pencereyi açıyor. Önce bir kesileri yapıyor. Önündeki pencereden Bu bir zarla çevrili bu katarak. O zara dokunmuyor. O zarı bozmamamız gerekiyor. Çünkü oraya yapay mercek koyacağız daha sonra. İçindeki kataraklı dokuyu çıkarıyoruz sadece. Önünden yuvarlak istediğimiz ölçüde pencereyi kesiyor. Ardından katarağı istediğimiz parçalara bölüyor. Kesileri de yapıyor. Bunları 30 saniye gibi sürede daha gözün içine hiç girmeden yapıyor. Biz daha sonra hastayı ameliyat mikroskobunun altına alıyoruz.
lazerin hazırladığı kesilerden bıçak kullanmadan künt bir spatülle giriyoruz. Ve yine o biraz önceki klasik yöntemde kullandığımız Fako cihazını içeriye alıyoruz. Ama artık bu hazır oluyor. Ama artık biz parçalamakla, kesmekle, oradaki zarda pencere açmakla uğraşmıyoruz. Sadece kesilmiş parçaları emip temizliyoruz. İşimiz çok kısa ve çok daha emniyetli. Kısa, emniyetli iyileşme süreci? İyileşme süreci ikisinde de aynıdır. Yani komplikasyon olmadığı sürece ikisinde de iyileşme süreci aynı. Ama lazerli olandaki en önemli fark güvenlik. Yani biz içeride o zarla uğraşmıyoruz. Çünkü zarın yırtılma riski var. İstediğiniz gibi 5 milimetre açıklık yaratamayabilirsiniz. Bu açıklık biraz yana kayarsa merceğin başka orada santralize olabilir. Durması zamanla peki, bozulabilir. Biz onları çok anlamasak da şunu anladık. Evet. Şu 25 yaş, şu 65'ten sonraki yavaş yavaş artık diye düşünebiliriz. Mi? Değil mi? Yani ama bu tabii 60'tan önce de oluyor. Bir sürü problemli. Mesela Perihan Hanım 57 yaşındaymış. Hemen bak sorusu gelsin. Evet. Tabii bakın hocam ben onu okuyayım size. Tamam. Akıllı lens taktırmak istiyorum diyor ama kör olmaktan korkuyorum. Böyle bir risk var mı acaba demiş Perihan Hanım. 57 yaşında. Şimdi bu katarak ameliyatında da ya da gözlükten kurtulmak için de şeffaf lens değişimi diyoruz. Aynı cerrahi yapıyoruz. Merceği alıp yerine akıllı lens denilen işte 3 odaklı uzak orta yakın gösteren mercekleri koyuyoruz. Bu ameliyat yaklaşık 10 dakika bile sürmüyor. Artık o kadar gelişti ki teknoloji ve hani doktorlarımızın çoğu da çok tecrübelendi. O nedenle sorunsuz bir şekilde bu ameliyatlar yapılıyor. Akıllı mercekten zaten kör olunmaz. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Tam tersi daha iyi görmek için. Daha iyi görmek için. Ancak ameliyatta beklenmedik, istenmeyen bir enfeksiyon durumu çok 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 Allah nadirdir. Korusun. Çok steril şartlarda. Aynen. Tabii ki bütün önlemleri alıyoruz ve dünyada ve Türkiye'de de en çok yapılan ameliyat katarak ameliyatı. Hatta dünyadan Türkiye'ye gelen çok kişi var. Aynen çok fazla yani kişi aynen, var kesinlikle. O nedenle hani böyle bir konuda körlük biz hiç düşünmüyoruz ve düşünmeyiz yani. Peki Halil Bey 40 yaşındaymış. Katarak ameliyatı olsam gözlükten kurtulabilir miyim diyor. 40 yaşında niye katarak o kadar rahatsız? 40 yaşında katarak varsa tabii ki ameliyat olunabilir ama 40 yaşında katarak olmadan uzakta yakında görme problemi olan, gözlük kullanmak zorunda kalan ama bunları istemeyen hastalara da biz aynı şekilde mercek değişimi yapıp yerine akıllı lens koyabiliyoruz. Ve bu şekilde yaptığımız çok hasta var. Memnuniyet oranı, başarı oranı da oldukça yüksek ama tabii bu bazı kriterlere bağlı. Hastanın ön değerlendirmesi önemli. Her isteyen ben akıllı lens taktırmak istiyorum diyene yapamıyoruz ne yazık ki. Onun ön incelemesi, evet, ön incelemesi çok önemli. Göz yapısının çok uygun olması gerekiyor. Bir tane mi akıllı lens var? Kişiye göre mi değişiyor akıllı lens? Şimdi akıllı lens aslında çok doğru bir tanımlama değil. Biz sevmiyoruz ama artık halk arasında böyle bir yayıldı. Evet, ve aynı ortak dili konuşmak adına şu anda hani ben de akıllı lens diyorum ama hani çok hoşlandığımız bir tanım değil esasında. Trifokal lensler şu en son yani çıkan 3 odaklı, üç uzak, odaklı. Orta yani bilgisayar mesafesi ve yakın. 3 odağı da gösteren lenslere trifokal lens diyoruz. Bunlar işte akıllı lens diye şu anda. Daha kolay geliyor. Tabii daha kolay geliyor. Yani biz de katılıyoruz ona. Bu lensler marka farklılığı var. Özellik farklılığı var. Hatta ben burada getirdim birkaç tane örnek. Ha bu lensler mesela şimdi, uzağa yakın mesela şu değil. Lens tek odaklı. Eskiden en çok kullandığımız hala da kullanıyoruz. Tek odak ne demek? Uzağı görüyoruz ama yakını okuma gözlüğüyle görebiliyoruz. Bu gerçekten lensmiş bu arada. Evet. Büyük şimdi hali. Bununla uzağı görüyoruz yakını? Yakını göremiyoruz. Göremiyoruz. Yakını peki. Gözlükle görmemiz gerekiyor. Şimdi bu da tek odaklıların astigmat varsa... Onu düzelttiğimiz şöyle işaretleri görüyorsunuz. Ha, onu belli aksa şurada. Yerleştiriyoruz. Hastanın astigmatizması hangi aksaysa. Ay, bu lensi. Bayağı büyütüyormuş. Şu an mesela elimde yazılar var. Gayet iyi görebiliyor. Ben dedim mi var acaba bir şey? Dur bakayım peki diğerleri. Şimdi çok odaklı lenslere geldiğimizde bakın. Şimdi bir sürü halka var üzerinde görüyorsunuz. Bunda daha ince ve daha fazla halka var. Şu oradan an hiç şey iyi, göremiyorum. Yok göremezsiniz. Tabii bu çok maket yani plastik bir şey. Yani onun küçüğü olsa? Tabii ama onun da numaraları oluyor. Herkese de aynı numarayı takmıyoruz. Ha. Ölçümlerin sonucuna göre. Şimdi şuradan mı daha net görebilirsiniz? Görebiliyor musunuz üzerindeki çizgileri? Mesela burada halkalar daha kalın. Araları, onu yanına koyar mısınız? Araları şimdi daha geniş. Şimdi bak, burada halkaları ne çok kadar ince. Daha ince halkalar var. Ha, yani bunun sık. Gibi bir sürü çeşit var. Halka sayısı 7 olan var, 17 olan var. Halkası ince olan, kalın olan. Dolayısıyla
Bunların hepsinin özellikleri farklı. Tabii o önce bir tane kaldı. O ne? Bu da uzak yakın, işte trifokalin astigmatı da düzelteni. Şu işaretler onu gösteriyor. Şuradan üçü birden. Aynen, hem üçünü düzeltiyor hem de astigmatı gideriyor. Allah Allah. Bu lenslerin şuraları yok normalde. Var. Var mı? Tabii ama gözün içeri... Lensler böyle mi? Tabii böyle. Bunun tabii çok küçüğü. Bunlar ne oluyor gözün içinde? Şunlar? Şöyle. O bir cebin içinden biz kataraklı dokuyu çıkardık ya. O zardan bir cep var orada. Aynı o çıkardığınız yere bunu tabii bir enjektör yardımıyla içeriye enjekte ediyoruz. Şöyle rulo halinde. Ben bunu çok sevdim hocam ya. Bu içeride açılıyor ve o cebin içine yerleşiyor. Her hastanın cebi aynı genişlikte, aynı büyüklükte değil. Bu içeri tutuyor. Bu içeride şöyle de olabilir. Şöyle tutuyor. Böyle de olabilir. Anlatabilir. Sizin... Bunun uzunluğu 13 milim. Şurada şu optik 6 milim. Ha. Evet. Yani şurada. Bu orada oturmasını sağlıyor bacakları. Haptik diyoruz onlara. Bayağı gözümüzün içine sokulan lenslerden bir tanesini görüyorsunuz. Evet. Peki bu işlem 10 dakika sürüyor. Çok kolay gibi görünüyor. Evet. İyileşme süreci ne kadar? İyileşme süreci çok hızlı aslında. Şöyle, hastalarımız eve gittiklerinde ben onlara hep diyorum. Oturup televizyon izleyebilirsiniz. Evet, bu gözünüzde çok net görmeyeceksiniz ama. Gözü kapatmıyor musunuz? Hayır, kapatmıyoruz. Farklı doktorların farklı yaklaşımları var. Siz kapatmıyorsunuz. Ben kapatmıyorum. Sadece şöyle bir kapak gibi plastik ama delikli, dışarıyı görebileceği bir koruma. Onu gözün sadece o günlük. Fiziksel olarak bir zarar görmesin. Aynen, hani ellemesin hasta, yanlışlıkla elini gözüne götürebilir diye. Ertesi gün ama onu da takmıyor. Ertesi gün zaten mutlaka kontrolünü yapıyoruz ve günlük hayatlarına devam ediyorlar. Nedir? Yani sadece çok ağır kaldırmayın, gözünüzü ovuşturmayın diyoruz ama dışarıya da çıkabilir. Yani günlük hayatına devam edebilir. Peki katarakla başladık. Katarakta olan birisi de akıllı lens takabilir mi? Tabii zaten aslında bu katarakla başladı ama daha sonra gözlükten kurtulma işine döndü. Çünkü katarak ameliyatında biz zaten bir mercek koymak zorundayız. O katarağı aldığımız yere, evet, o bu lenslerdeki gelişmeler zaten çok hızlı ve sürekli de gelişmeye devam ediyor. Daha sonra tabii katarak hastaları mutlu olunca bu iş 40 yaşın üzerindekilerde, işte uzak, yakın, orta görme problemi olan hastalarda kullanılmaya başlandı ve çok da aslında yaygın yapıyoruz ameliyatı. Hocam, o yaygınlığın ben de farkındayım. Bizim gelin 29 yaşında, bir gittik baktık 7,5 çıktı gözü. Kız görmüyormuş. Kardeşime sordum, emin misin? Bak, görmüyormuş gözü, evlisiniz. Şimdi gözleri görecek diye. İşin şakası, o ertesi günü inanılmaz görmeye başladı. Aynen öyle oluyor. Ama katarakta olan bir yakınımı götürdüğümde mesela 1,5 ay sonra ancak böyle yavaş yavaş mı kendine geliyor? Yok, hayır. Belki ödem olmuştur, bilemiyorum. Normalde hiçbir şey fark etmez. İster katarak ameliyatı olsun, ister şeffaf lens değişimi olsun. Ertesi günü ameliyat güzel geçtiyse, problem yoksa görür. Katarak ameliyatını daha önce olduysak, sonra akıllı lensi duyduysak. Evet, katarak ameliyatını oldu diyelim 10 yıl önce. Tek odaklı lens takıldı. Biz kulu kullanamayacak mıyız şimdi bunu? Şimdi şöyle, o lensi böyle çok hastalar geliyor ve hani fikir soruyorlar. O lensi oradan çıkarmak biraz zor. Çıkarılabilinir. Ama zarar verir göze. Oradaki zar o kadar ince ki, soğan zarı gibi çok incecik bir zarın içinde bir mercek var. Ve bu merceğin işte bu bacakları oraya yapışıyor. Tuttuğu için. Biz onu oradan çıkartırken o zarı yırtabiliriz. Zarar görebilir. O zaman planladığımız hiçbir şey yapamayız. Yani o multifokal, işte trifokal lensi koyacak yer kalmıyor bu sefer. Eyvah. O nedenle hiç hastanın kendi lensine, daha önce konmuş merceğine dokunmadan... ikinci bir mercek, trifokal özellikte o lensin üzerine koyuyoruz. İkinci. Yine yapılıyor ama tabii, ona dokunmadan. Ve çok daha kolay, çok daha risksiz ve sonuçları da gerçekten güzel. SGK geçiyor mu? SGK geçmiyor. Geçmiyor mu? Hayır. Bir de bu olsa ne kadar güzel olacak vallahi. Belki ileride olabilir. Biz bunları anlata anlata, insanların da yoğun bir talebi ola ola bunlar olacak. İleride neler anlatıyordum ben, kimsenin haberi yoktu. Evet. Şimdi herkes her şeyi biliyor. Doğru. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Hülya Bolu, bir alkış rica ediyorum kendisine. Teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ederim, çok şahane sağ olun. Yemekler yaptık. Elif'in yemeklerini tatmaya geliyorum. Hemen bir ara, hemen geliyoruz. Çok teşekkür ederim.